bizim Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Mısır'dan, Tunus'tan, Cezayir'den, Libya'dan, bizim bütün bu devletlerin hepsinden farklı bir geçmişimiz var. Biz bu yüzden çok daha büyük bir sorumluluk içindeyiz. Bundan 4-5 yıl önce Arap ülkesinden birkaç zengin gelmişti. Büyük miktarda bir paraları var, Türkiye'ye getirmek istiyorlar. Beni buldular, Arapça biliyorum diye filan bulmuşlar, bir şekilde önermişler. Geldiler, şimdi Arap ülkelerinin tümünde para transferleri Amerika üzerinden yapılmaktadır. Dünya Bankası aracılığıyla yapılmaktadır. Bu yüzden Arap ülkeleri zengin olan iş adamlarının bütün para akışları hepsi kontrol altındadır. Nereye bir dolar bile gönderseler Amerika'nın haberi oluyor. Bunlar geldiler, işte dediler ki biz bir şekilde Türkiye'ye yatırım yapmak istiyoruz. Paramızı Türkiye'ye getirmek istiyoruz ama bunu banka yoluyla, havale yoluyla getirmemiz mümkün değildir. Hem bizim kendi devletlerimiz izin vermez buna, hem de Amerika buna izin vermez filan. Tabii bizim yapacağımız bir şey değil, ilgi alanım değil, anladığım bir şey değil, bildiğim bir şey değil filan. Dedim ki niye Türkiye'ye getirmek istiyorsunuz? Adamlar çok ilginç bir şey söylediler. Sizler İslam'ın son kalesisiniz dediler. Türkiye yıkılırsa hepimiz yıkılırız dediler. Türkiye'ye bir şey olursa hemen arkasında sırada biz varız dediler. O yüzden Suriyeli gelmiş burada eğleniyor, burada keyif çatıyor. Onlar bizim için hiç önemli değil. Suriye'nin toprağı benim toprağım. Irak'ın toprağı benim toprağım. Filistin'in toprağı benim toprağım. Benim ecdadım orada atlarını sulamış. Benim ecdadım orada kanlarını akıtmışlar. Mürşid-i Kutb Gavsani Taca Seri Almani Rahber-i Şeyh Melani Şihabuddin Seyyid Taha Rahber-i Şeyh Melani Şihabuddin Seyyid Taha